Şimdi diğer nesnelere materyalleri tanımlamaya devam ediyoruz. Buradaki kapaklara beyaz boya tanımlaması yapacağız. Yine burada lavabomuz var. Lavabo ve bir seramik materyali tanımlayacağız. Bunun için materyal editörü açıyorum. Klavyede M harfine basarak da açabiliyorduk. Burada boş bir slota geçelim. Boş slotta öncelikle buraya seramik materyali tanımlayalım. Seramik materyali için rengi açık olarak ayarlıyorum. Burada kritik husus seramik için yani lavaboya atacağım seramik metalinden bahsediyorum bu arada. Reflekt kanalına falof atayacağız. Buraya tıklamak sureti yanındaki kutucuya buna falof atayacağım. Falof'la bu etkiyi daha güzel veriyor. Bu şekilde standart ayarlarda bırakıyorum. Şimdi arka planı aktif edelim. Falof'un etkisini daha burada net göreceksiniz. Buradaki değeri de 1 yapalım ve high kalitesini bu şekilde ayarlayalım. Ardından bunu Micros Facet GGIS olarak ayarlayalım. Options kısmında bakın Trace Refractions. Bu seçeneği check etmemiz gerekiyor. Check etmezsek bakın bu etkiyi göstermiyor. Bunu mutlaka check etmemiz gerekiyor. Bu işlemden sonra buna şöyle isim de verelim. Seramik diyelim. Ardından lavaboyu seçip bu seramiği buna uygulayacağız. Seramik uygulayamayacağımız diğer nesneler var. Onlardan görebilmek için plan görünüşe geçiyorum. Bu da mesela klozet. Burayı bu şekilde pencereyi yukarıdan aşağı doğru oluşturmak suretiyle mouse'un soluyla. Buna da yine materyal editörü açıyorum. Materyal editörü açtığımızda bu seçimi iptal etmiyor. Bu arada onu da hatırlatalım. Bunu da üstüne bu nesneye uyguluyorum. Yine atayacağımız diğer bir nesne. Burada bir duş teknemiz vardı hatırlarsanız. Bunu da uygulamış olalım. Ve böylece seramik uygulayacağımız başka nesne kalmadı. Yanına bir tane slota buraya da beyaz boya diyelim. Beyaz boya diyelim. Beyaz boya kapaklarda kullanacağımız bir beyaz boya olacak. Tam beyaz olmayacak aslında. Yani beyaza yakın bir ton. Hafif antrasitle beyaz arasında bir renk olacak. Burada high gloss değerini 0.75, bunu da 0.8 gibi değerlerde ayarlıyorum. Reflekt kısmına tıklamak suretiyle yansıma etkisini açıyorum. Direkt voltage değerini de verip ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 150 gibi bir değer girdim. Şimdi arka planı aktif et dedim. Bakın bu etki burada bu şekilde görünüyor. Yine Options'tan Trace Refraction'ı check edelim. Bunu da ayarladıktan sonra bunu kapaklara uygulayacağız. Perspektiften kamera geçiyorum. Ve kapakları seçip uyguluyorum. Bir de tavan için bir boya tanımlayalım. Buraya da yeni bir slotta tavan boya diyelim. Bunu da açık beyaz bir renk yapıyorum. Çok az bir yansıma vermemiz bile yeterli. Şurayı 0.7 gibi bir değer ve reflekte hafif yansıma verelim. Bu da tavan boyası oldu arkadaşlar. Şimdi plan görünüşe geçtim. Perspektiften atıyorum bunu hatta. Perspektiften bunu uygulamış olalım. Buradaki ayrıca tanımladığım bu beyaz rengi hatırlarsanız pencereye buraya orbitle döndürüp bakalım. Pencerenin kasasına bu materyali uygulamıştık. Şimdi bunu geri alalım. Son seçimi. Evet. Şimdi pencere geliyorum. Pencere nesnesini seçtim. Buradaki daha önceden tanıdığım materyali attım. Ama bunun 5 tane bileşenden oluşuyor. Niye? Çünkü bu pencereyi oluştururken mimari nesnelerde 5'er tane nesneden oluşuyor. Bunlar dış kısmı, iç kısmı, çıtalar, cam,
iç çıtalar, dış çıtalar olmak üzere ayırmış bir şekilde. Bunlar da şimdi renkler gördüğünüz gibi gri, işte beyaz, karışık. Ortaya cam atayacağız bu arada. Şöyle yapıyorum. Bunun dış kısımlarına, iç ve dış kısımlarına, kasa kısımlarına bu beyaz boyayı uyguluyorum. Bu şekilde sürükleyip mouse'un soluyla bırakıyorum istenç olarak. Şimdi bir tekrar bakalım. Ha, bu arada şuradaki vazoya da bunu uygulayalım. Pardon, beyaz boyayı seçip uygulayacağız. Beyaz boyayı buna da uyguladık. Bunun dışında evet, tekrar uyguladık. Uygulayacağımız başka nesne var mı diye ona bakıyorum. Bu arada şurada görmüş olduğunuz havlular var. Havluların mapleri hazır nesne olarak internetten indirdik. Bunların üstünde hazır materyaller var. Bu materyaller direkt bunların üstünde şu anda. Gördüğünüz gibi resimleri beraber geldi. Resimlerini, çünkü ben bunları çalışma dosyaları hazır modelin içerisine attığım için buradan resimleri çekiyor. Yalnız buradaki havlumuzun üstünde bu etki yok. Onu nasıl ayarlayacağız? Şöyle. Bunun materyali alıp buradaki havluya da uygulayalım. Ardından havlu nesnesini seçip UV map uygulayalım. Yani ikinci bir defa havlu materyali tanımlamış olmayacağız. Bunlar da 50, 50 gibi bir ölçü giriyorum.